Mutfaktasın Enis Bey. Yani menü çok sıradan bir menü olduğu için toparlanmış. Temiz mutfak. Ama... Ne oldu, bozuldunuz mu? Yok, bozulmadım ama karnım aç hala doymadım yani. Biraz şaşırdınız sanki. Neşe Hanım'dan gerçekten iyi bir performans bekliyordum. Çorbayla ilgili. Çünkü benim çorbamı o kadar eleştirdi ki ben mercimek çorbasını çok beğendim. Neşe Hanım, Enis Bey'in yorumunu duydunuz mu? Ne dedi, tam duyamadım dış ses. Bir daha söyleyebilir miyim? Neşe Hanım'dan daha iyi bir performans bekliyordum. Çorbayı beğenmedim dedim. Seda Hanım beğendi. En o masadaki ama en hakkani, bir saniye en hakkaniyetli davranan kişi o bence. Lapa'ya lapa diyor. Kıvamı güzel olana güzel oldu diyor. Benim için bu yeterli. Enis Bey istediğini söylesin. Enis Bey menünüzün kolay olduğunu, mutfağı toplamanızın normal olduğunu söyledi. Bence Enis Bey kendisi her şeyi bulaştırdığı için yetiştirmiş ama her tarafı dağıttığı için, bocaladığı için şu anda sataşmaya yer arıyor. Kıskandığı için. Benim asla kıskanmıyorum. Asla kıskanmıyorum ama benim çok ağırdı. Hiç bu menüyle kıyaslamayın. Neye ağırdı? Ne farkı var? Et kızartmak mı ağırlık oluyor yani? Ne demek ya? Hepsini ayrı ayrı ben tek tek uğraştım. Ya da patlıcanları böyle bir kızartıp ortamıza i̇şte sunmak mı? İşte vakit kaybı. Zilli zarife bilmem ne. Bu mudur ağırlık? Neyse masada ben eleştireceğim. Masada eleştirmenize devam edebilirsiniz. Ben zaten menü yorumlarında da bahsettim. Zaten mevsimine de çok uygun. Ne gibi? La. Aa, süslü şirin geldi. Ne oldu ki? Ne oldu ki? Kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Neşe Hanım'ın evindeyiz. Aç ya, neşeli tavırlar istemiyorum. İçerisinde. Ne gördün mutfakta? Bir dakika durun hanımlar. Ne gördün mutfakta? Pırıl pırıl. Gel Neşe. Ama şimdi bu menünün... Çok normal değil. Çok normal. Tabii ama ki. Mutfakta beni yakaladın Neşe Hanım. Sen ben bunları mı toplamak istiyorsun? Ben Neşe Hanım'ın... Neşe Hanım'ın gıybetini yaparken... Güzel. Enis tabakları verin, evet. Neşe Hanım'ın gıybetini yaparken ben Neşe Hanım da arkamdaymış. Ben farkındayım aslında. Farkında değilmiş gibi davrandım. Aa. Söyledim. O da benim menüme hemen orada laf attı. Benim menüm çok uğraştırıcıydı. Neşe Hanım'ın mutfağında düdüklü mü patladı? Her taraf yağ mı düdüklü oldu? Düdüklü hiç kullanmadı. Ben kullandım. Benim mutfağımda düdüklü patladı çünkü risk. Dana eti pişirdim ben. Dana etini haşladım. Bunu yemekten anlayan herkes bilir. Mercimek çorbası içinde de bir tavuk bacağı, bageti haşlayıp gördünüz mü beni de bölüyorlar. Demek ki bölünebiliyormuş. Et suyu deyince affedersiniz. Patladı Enis. Benim suyu et bu çorbanın içinde de et suyu patladı ve ben mutfağımı gene de o kadar zor bir menüye tertemiz bıraktım. Neşe Hanım'ın sizin mutfağını... menünüz çok zor değildi. Allah dana aşkına. Dana eti pişti, haşlandı. Enis Bey nasıl kolay değil? Ne demek? Kemik suyu çıkartıyorsun, dana eti haşlıyorsun, güveç yapıyorsun. Canım biz de dana eti pişirdik. Olabilir, kaç tane pişirdin? Siz düdüklüye koydunuz, haşladınız, düdüklüye haşlıyor. Kaç tane et pişirdin Enis Bey? Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Galiba. Bakın, o pilavın bir daha adını adını öğrenebilir miyim? Kabule. Kabule pilavının özelliği dana etiyle mi yapılmış? Evet. Yani ayrı iki tane et pişirdim ben. Başka bir et kullanılamıyor. Kullanabilirsiniz ama yani o etin uzun uzun olması. Daha kolay bir tercih edebiliriz bu kadar en azından. Ama hani siz onu başında konuşacak şey olmaz. Düdüklü pişiriyorsunuz. Düdüklü pişiriyor ama ben o düdüklüyü... Ben etimin başında 1,5 saat onu yanmasın diye kavurdum. O da yaptı kadın şimdi ya. Ya ben iki tane et pişirdim. Ben bu zorluktan bahsediyorum. Bitmesinden bahsediyorum. Ama düdüklü çok riskli. Seda Hanım da yaşadı. Pilavımız güzeldi. Onu kesinlikle ben... İşte o güzel tadı yemek için ben uğraştım. İçine arkadaşımızın yaptığı gibi iki tane mercimek yapıp blenderdan çekmedim. Pirinçler diriydi Seda Hanım.